Merhaba, ismim Serap Yücel, Odunpazarı Belediyesi, OMEK ve Halk Merkezlerinde görevli dekoratif el sanatları usta eğiticisiyim. Bugün sizlerle birlikte dekoratif ahşap boyama alanında bir tepsi boyama örneği göstereceğiz. Şimdi hep birlikte boyamamızın aşamalarına geçiyoruz. Yapmamız gereken arzu ettiğimiz bir renk boyamızı alıyoruz. Boyalarımızı kullanmadan önce mutlaka birkaç kez çalkalıyoruz. Boyama uygun bir kaba alıyorum yeteri miktarda. Boyalarımız su bazlıdır. Suyla inceltebiliyoruz. Suyla temizlenebilen boyalardır. Boyama yapma işlemimize geçmeden önce ben objemi frezeli kısımlarını zımparaladım. Düz kısımlara çok fazla dokunmuyoruz. Sadece frezeye girmiş olan kısımları zımparaladık. Ve tozumuzu aldıktan sonra boyama işlemimize başlıyoruz. Boya yaparken dikkat etmemiz gereken hususlar, fırçamızı hep aynı yönde kullanmak. Düz ve uzun hareketlerle boyama aşamamıza başlıyoruz. İstediğiniz yönde başlayabilirsiniz. Bu arada ham obje kullanmanız zorunlu değil arkadaşlar. Kullandığımız boyalarla evdeki eski eşyalarınızı yenileyebilirsiniz. Mutfak dolaplarınız, eski zigon sehpalarınız bu şekilde renk değişimi ve desen farklılıklarıyla farklı bir çalışma olabilir. Evinizde farklı görüntüler elde edebilirsiniz. Boyamızı fırçamıza yüklerken çok fazla almıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Şu kısımlarda akma, birikme olmaması bizim için çok önemli. Objemizin ilk kat boyasını bitirdik. Yaklaşık yarım saat, bir saat kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra tekrar fırça izlerimizin kalmaması için zımparamızı yapıp ikinci kat boyası ve desen çalışması için tekrar devam edeceğiz çalışmamıza. Evet arkadaşlar, ahşap objemizi ilk kat boyasını bitirdikten sonra tekrar zımparamızı yaptık. İkinci kat boyamızla objemizin boyama işlemini gerçekleştirdik. Ürünümüzü desen çalışmasında ben seçtiğim şöyle bir kolay transfer desen uygulamayı planladım. Stencil şablonlarımız var, bunları kullanabiliriz. Arzuya göre pirinç dekopaj, peçete gibi desenlerle de çalışmamızı devam ettirebiliriz. Şimdi kolay transfer uygulamamızı gösteriyorum. Desenimizi tepsimize göre kenarlarından kestim. Jelatinimizi açıyoruz. Ve uygulamak istediğimiz yere desenimizi yerleştiriyoruz. Desenimi yerleştirdikten sonra bir sünger, bir kumaş parçasıyla tersinden ıslatıyorum. Desenimin ahşap objeme geçişini bu şekilde sağlıyorum. Islatma işlemini yaparken çok fazla alta su kaçmamasına dikkat ediyoruz ve her yerin ıslandığından emin oluyoruz.
köşesinden dikkatlice desenin geçip geçmediğini kontrol ediyorum. Kolay transfer tekniğiyle desenimin objem üzerine geçişini sağladım. Hava kabarcıklarını ve fazla su birikintilerini kuru bir peçeteyle temizliyorum. Arkadaşlar, koronayla mücadele ettiğimiz bu zor süreçlerde evinizde keyifle yapabileceğiniz çalışmalar. Desen çalışmam tamamlandı. Bunu bu şekilde de kullanabilirim ama ben sizler için biraz daha teknik bilgi açısından kuru eskitme tekniğiyle yan taraflarımda bir iki küçük uygulama göstermek istiyorum. Koyu renk boyamdan bir miktar alıyorum. Şu şekilde kıl bir eskitme fırçası. Bu çalışmayı yaparken de bir miktar boya alıyorum. Boyamın fazlasını tamamen bırakıyorum. Kenarların biraz hareketli olmasını, böyle düz kalmamasını istedim. Kenarlardan başlayarak süpürme tekniğiyle eskitme işlemimi gerçekleştiriyorum. Eskitme çalışmasında tamamen yoğunluk size bağlı. İstediğiniz derecede artırıp eksiltebilirsiniz. Genelde kenarlar ve tutma yerleri yıpranmaya daha elverişli olduğu için eskitmede biraz daha yoğun geçişler yapıyoruz. Dış kısımlarda da bu şekilde bir eskitme çalışması gerçekleştirdim. İçeride desenimizi uyguladım. Kuruduktan sonra vernik aşamamız var. Tekrar boyama yaptığımız şekilde verniğimizi de kuru bir fırçayla kuru zemin üzerine, ben hemen vernik çalışmamızı da gösteriyorum ve ürünümüzü bu şekilde tamamlayıp kullanıma hazırlıyoruz. Yine yumuşak, kuru, temiz bir fırça alıyorum. Vernik işlemimiz yine aynı şekilde, aynı yönlerde, ince bir tabaka şeklinde, en az iki kat olmak üzere vernikleme işlemimi gerçekleştiriyorum. Vernik işlemimizi de tamamladık arkadaşlar. Ürünümüz kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra kullanıma hazır. Ürünleri nereden temin edebileceğinizi hemen hatırlatmak istiyorum. Hobi marketlerden veya evinizden çıkmadan internet sitelerinden de rahatlıkla ulaşabilirsiniz ürünlerimize. Odunpazarı Belediyesi olarak ahşap boyama çalışması gerçekleştirmiş bulunmaktayız sizlerle birlikte. Sizler de evinizde kendiniz, fertlerinizle birlikte bu zor süreci keyifli bir şekilde üreterek atlatabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.